Myanmar ordusundan kaçan Arakanlı Müslümanlar komşu ülke Bangladeş'e sığınıyor. Son birkaç gün içinde yaklaşık 5000 kişi sınır bölgesindeki Cox's Bazar'da kurulan mülteci kampına ulaştı. Yerel kaynaklar Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarında bir hafta içinde en az 100 Rohingya Müslümanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en çok şiddet gören etnik gruplarından biri olarak tanımlanan Arakanlı Müslümanlar, güvenlik güçlerinin yanı sıra aşırılıkçı Budistlerin saldırılarına da hedef oluyor. Myanmar'da vatandaşlık hakları bulunmayan Arakanlı Müslümanlar, canlarını kurtarmak için kaçtıkları Bangladeş sınırında insanlık dramıyla karşı karşıya. Kocamın öldürüldüğünü görmedim. Kocamı evden alıp götürdüler ve sonra da öldürdüler. Köylüler kocamın öldürüldüğünü söyledi. Hem kocamı hem de kızımın eşini öldürdüler. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu mülteciler, sınırda Bangladeşli insani yardım kuruluşlarının mütevazi desteğiyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. 1990'lardan beri Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'teki nüfusu 400 bin civarında. Dhaka yönetimi son günlerde yaşanan şiddet olaylarına rağmen daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini duyurdu. Bangladeş ayrıca şiddet olaylarının taraflarından biri olarak gösterilen Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı gruba karşı Myanmar'a askeri yardım teklif etti. Bangladeş ordusunun yanı sıra Myanmar güvenlik güçleri de sınır bölgesindeki kontrollerini sıklaştırdı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan katliamlar karşısında uluslararası toplumu duyarsız kalmakla suçladı. Erdoğan, dünya Myanmar'a kör ve sağır ifadelerini kullandı.